Ekonomik krizin ağırlaşarak sürmesi nedeniyle eğitim masraflarının artması, ŞEDES ve benzeri projeler üzerinde eğitimin bilimsel özünden uzaklaştırılması, laikliğe ve bilime aykırı müfredat değişiklikleri ve eğitim yükünün tamamıyla velinin sırtına yüklendiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Eğitim tüm çocuklar ve gençler için kamusal bir hak olmaktan çıkarılmış ve eğitimde eşitsizlik her gün derinleştirilmiştir. İktidar eğitimi kendi ideolojisi doğrultusunda bir nesil yetiştirme süreci olarak görüyor. Bunu da sürekli olarak dillendiriyor. ŞEDES ve benzeri projeler ve protokoller üzerinden eğitim sistemi içine yerleştirilen çeşitli vakıf, dernek, tarikat faaliyetleri eğitimi gerekli amacından uzaklaştırmıştır. Tüm okullara yeteri kadar temizlik personeli, güvenlik personeli, yardımcı personel hemen görevlendirilmelidir. Temizlik eğitiminin niteliği açısından, temizlik eğitimin niteliği açısından vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Ve bu alan tasarruf yapılacak bir yer değildir. Türkiye'de bugün her 400 çocuktan birisi yeterli ve besleyici gıdaya ulaşamamaktadır. Sağlıklı beslenme alışkanlığının çocukların sadece büyüme ve gelişiminde değil, okul başarısı üzerinde de son derece etkili olduğu bilinmektedir. Her öğrencinin sağlıklı ve dengeli beslenme hakkını artık bütün toplum dillendirmektedir. Her öğrenciye okulda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek yoksulluğun yarışı ülkemizde artık bir zorunluluk hale gelmiştir. Bu iktidar yapmaz ise CHP iktidarında bu sorun kesinlikle çözülecektir.